Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. İhsan Başkan yazılarına devam ediyor. Biz de size sunmaya devam ediyoruz. Kamu çerçeve protokolü 40 saatlik haftalık çalışma kamudaki teknisyenler. Merhaba sevgili iş kardeşlerim. Bu yazıyı 4 farklı konuyu başlık başlık olarak değineceğim. Hiç uzatmadan başlayalım. Kamudaki çalışma saatleri 40 saat olmalı. İşçi 2 gün izin kullanmalı. Kamu işçisi insanca yaşamak için haftalık 40 saati çalışarak İki gün izin yapmak istiyor. En azından haftalık çalışma 45 saat olacaksa da haftanın 5 günü 45 saatini doldurup haftanın 2 günü istirahat etmesi sağlanmalıdır. Daha verimli, mutlu çalışması için bu madde çok önem arz etmektedir. Kamudaki teknisyen işçiler. Kamuda dörtte kamu işçisi teknisyen, teknisyenler de biz de varız, biz de buradayız. Belki az kişiyiz fakat biz de bu kurumun işçisiyiz diyorlar. Bizim de sesimiz olur musun dediler. Evet haklılar. Bir öz eleştiri olarak ben de payıma düşeni aldım ve kabul ettim. Teknisyenler hayati önem taşıyan arızaların giderilmesi için çalışıyorlar. Bakın burada arkadaşlar bir teknisyen işçi arkadaşımız çalışırken fotoğrafı çekilmiş. Belli bir eğitimden geçip işlerinin eğitimini alarak belgeyle bu işe girdiler. Yapacakları küçük bir hata ya da dikkatsizlik büyük bir kazayla sonuçlanabilir. Böyle önem ve tehlike arz eden bir işte çalışan teknisyen arkadaşları mutlak bir ek madde anlarak yaptıkları işin karşılığı verilmelidir. Kamu çerçeve protokolü Milyonlarca çalışan kamu çerçeve sözleşmesini imzalamasını bekliyor. Geçen hafta en son yapılan toplantının ardından pazartesi veya salı gününde tekrar bir araya gelinebileceklerini açıklamıştılar. Ancak bu saate kadar Çalışma Bakanlığı'ndan Türk İş Fakir Konfederasyonları toplantı ile ilgili bir çağrı yapılmadı. Toplantı için yapılan davet andık olduğundan bir saat içinde de bile toplantı için çağrı yapılabilmektedir. Bunun için gelişmeler anlıkta yaşanabilir. 1 Mayıs işçi Bayramı mı beklenmektedir? Kamu içisi bütün arkadaşlarımız sesi olmaya devam edeceğim diyor İhsan Başkan. Biz de sizlerin sesi olacağız arkadaşlar. Web sitemiz memurlarahaber.com web sitesinde bu yazıları yazmaya, sizlerin sesi olmaya devam ediyoruz. Bakın şu anda zaten ben de web sitemiz memurlarahaber.com'un ana sayfasındayım. Burada yazarlar modülünde bu yazıları sizlere okuyorum. Ara ara web sitemize tıklayın. Gelin arkadaşlar. Çok fazla kamu işçisi iş ilanları, kamu işçisi arkadaşlara yönelik haberler üretiyoruz. Bakın ana sayfada bir sürü haber var arkadaşlar. Özellikle kamu çerçeve protokolü ile ilgili, maaş ile ilgili, Sağlık Bakanlığı 1900 sürekli işçi alımı ile ilgili, Öz Sağlık için Devlet Sert'in kamu çerçeve protokolü açıklaması ile ilgili özel haberleri anlık olarak giriyoruz ve bu gördüğünüz bu haberleri Video da yapıyoruz ve Instagram sayfamızda saniyesini story atıyoruz. Kaçırmıyorsunuz bu görselleri ve tıklayıp bu haberleri okuyabiliyorsunuz. Hepinizi Instagram sayfasına bekliyoruz. Linki videonun altında var tıklayın. Hepiniz Instagram sayfasına gelin arkadaşlar. Özellikle bu hafta kamu çerçeve protokolü sonrasında da kurumların teker teker yemiyelerini, maaşlarını, ikramiyelerini ve toplu iş sözleşmelerini size videolaştıracağız ve Instagram'da size duyuracağız. Instagram sayfasına tıklayın. Gelin bu haberlerin hiçbirini kaçırmayın arkadaşlar. Linki videonun altında var.